arada sırada bu odundan böyle çiğniyorum sakız gibi. Odunu böyle çocuklara testereyle kestirdim. Odun yiyen adam. Bu gördüğünüz Selvi. Selvi. Sedir, pardon. Sedir diyor, Selvi diyor. Sedir. Sedir her türlü bakteri, virüs, mantar, parazit, larva, her türlü mikroba karşı, haşere, her türlü mikroba karşı, haşereye karşı dirençli. 2000 yıllık Toroslarda sedir ağacı var. 3 metre çapında. 2000 yıl yaşayabiliyorsa her türlü mikroba, her türlü bakteriye, her türlü haşereye, her türlü doğa şartlarına karşı dirençli 2000 yıl. Toroslarda 3 metre çapında Mersin'de bir ağaç dayanabiliyorsa bunun birleşiminde eterik yağlar, flavonitler, flavonit glikozitler, fenoller, karbonlar, asitler, her şey var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ben bunun birleşimdeki etki maddeleri bir saysam akşam olur. Beta pinin, alfa himakalenin, beta himakalenin, efendim, bütünlenmiş hidroksitulen, heksametilen, timetil, etil, bütil, himakalen, dodenezin, akril, dibutilfilat, metil, izopran, akşama kadar saysam bitmez. Evet, birçok şeyi içerir. Bunun birleşiminde himekalen denen etken maddeler var. Kimyasal kemoterapide kullanılan sisplatin, oksaliplatin, karboplatin gibi kimyasallar var. Onlardan daha etkili, 10 kat etkili kimyasal kemoterapide kullanılan sisplatinden 10 kat daha etkili bunun birleşimindeki etken madde. Bununla ilgili çalışma yaptık. Nereye koyduk ya bu çalışma? La ilahe illallah Muhammed. En önemli şey yok. Sedir mix Hacı abi. Unutmuşuz. Aa, burada. Burada, pardon. Yorulma Hacı abi. Zahmet olur. Hacı abi diyeyim çocuğa. Çocuk benim yaşım. Benim oğlumdan küçük. Yaşayın. Şimdi sedir mix gökçekuretir.com süpe kritikle üretiyoruz. Süpe kritik Türkiye'de Gökçek'ten başka yok. Yeni yeni bir iki üniversitenin laboratuvar tipi var. Başka yok. İnşallah her yerde her şey bol bol olur. Bunun birleşiminde Himakalen süpe kritikle ne yapıyoruz? Önce toz haline getirdikten sonra öğütüp ekstraktöre koyuyoruz. Karbondioksidi eksi 78 derecede eksi verdiğimizde bu sidrin birleşiminde ne kadar etken var hepsini çözüyor. Separatörü alıyoruz. Ne oluyor? Karbondioksidi eksi 50 derece birkaç derece artırınca eksi 50 derecede tekrar gaz olup uçuyor. O gazı alıyoruz. Başka bir tankta karbondioksit sıvı halde depoluyoruz. Ama çözmüş olduğu bütün etken maddeler çöküyor. Çamur gibi sıvı bir ekstrak ortaya çıkıyor. Bir damlasını dahi böyle ağzınıza vuramazsınız. Ama Gökçek ne yapar? Süpekritik karbondioksit CA sedir mix yapar. Evet, bunu her seferinde çalkalamak lazım. Çünkü süpekritik tabana çöküyor. Çalkaladıktan sonra günde 3-4 defa bir çay kaşığı içiyorsun. Fazla değil. Bir çay kaşığı.
neye iyi gelir? Kanserin her türüne. Kim diyor? Sarı cizmeli Mehmet Ağa değil. İlim adamı. Ahmet Mehmet değil. Evet. Profesör Doktor Zaap ve ekibi. Lenfoplastik lösemi. Lenf kanserine karşı, lösemiye karşı. Tedavi etmiş. Antidiabetik. Profesör Doktor Louis Zozo. Efendim. Kanser hücrelerini yok edici demiş Profesör Doktor Zink ve ekibi. Gastrit ve ülseri iyileştirir demiş. Kumar. Aa, kumar. Adamın adı Kumar. Aa, Hindistan'da çok Kumar ismi çok geçiyor. Chaudhuri. Ağrı kesici demiş Profesör Doktor Shinda Fatka. Klinik arasması bunların hepsi. Obeziteye, obeziteye karşı etkili demiş. Sudhir ve diğerleri. Kolesterol, lipid, trigliserit karşı etkili demiş. Klinik arasması. Vesaire vesaire. Bunlar hep lösemi, rahim ağzı kanserine karşı, karaciğer kanserine karşı, lenf kanserine karşı. Bunlar hep klinik araştırmalar. Etkisi ispatlanmış. Aynı zamanda Staphylococcus aureus, yani hastane enfeksiyonuna sebep olan bakteri yok ediyor. E. coli bakterisini yok ediyor. Micrococcus luteus, Micrococcus kokonat gibi bir bakteri olduğu için ona karşı etkili. Bacillus subtilis vesaire vesaire. Yani her türlü Helicobacter pylori, midede gastrit ülseri sebep olan bakteriye karşı etkili. Her türlü bakteri, virüs ve bakteriye karşı etkili. Simiplex, herpes simiplex, rahim ağzı kanserine sebep olan virüse karşı etkili. Vesaire vesaire vesaire. Yani 10 numara bir ürün ürettik. Ama bunun en önemli özelliği serbest radikalleri yok edici. Tüketmiş olduğumuz gıdalar nerede yakılıyor? Enerjiye dönüşür. Mitokondrinde. Mitokondrini mini atom reaktörü diye düşünebiliriz. Mini atom reaktörü. Glikoz orada, yağlar veya glikoz. Mitokondriye yakılarak enerjiye dönüşürken ne ortaya çıkar? Asetik asit, laktik asit, formik asit. Bunları vücudumuz suya ve karbondioksit değiştirerek, dönüştürerek atar. Fakat oksijen burada değişime, dönüşüme uğrarken oksijen, süper oksijen anyonu denen tehlikeli bir maddeye dönüşüyor. Serbest radikaller. Niye? DNA'ya saldırır, DNA'dan elektron almaya çalışır. RNA'yı, DNA'yı kırar. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Bu DNA kırılmasını önleyemezseniz 10 yaşına varmadan tahtalı köye gidersiniz. Çok tehlikeli. İşte sedirin birleşimindeki etken maddeler bu serbest radikalleri yok eder. Bir. İki, vücudun salgılamış olduğu katalaz, glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz gibi enzimlerin serbest radikalleri yok eden güçlendirir. Mesela. Evet. Gökçekuretir.com.tr elhamdülillah. Ha, sadece burada sedir mix değil. Sedir var, ardıç. Dur, ardıç da anlatayım ya. Çok enteresan. Ardıcın ardıç idrar yolları enfeksiyonuna karşı dezenfekte edici, çok çok etkili, güzel bir ürün, bitki. Bunun tıbbi olanı var. Bir de siyah meyveli olanı var. Bu birbirine meyveleri benziyor. Bunun yaprağı iğne. İğne yapraklı. Hakiki. Kuruttuğun zaman hafif kahverengi olur. Bunun kozalağındaki etken maddeler klinik araştırması yapılmış. Beyindeki glioblastom, yani beyin tümörü. Beyin tümörlerinin çoğu glioblastom, yani beyni
sinir hücrelerini koruyan yan sinir hücreleri var. Glio, astrio falan filan. Bu sinir hücrelerini koruyan yan sinir hücreleri olmazsa ne olur? Sinir hücreleri darbe yediğinde hemen ölebilir, parçalanabilir. Böylece insan darmadağın olur. Yani onuru yastık gibi koruyan, sinir hücrelerini koruyan yastık gibi herhangi bir darbeye karşı, herhangi bir şeye karşı sadece bu korumak amacıyla besleyen vesaire vesaire yan hücreler var. Bunlardan biri de glio. Burada glioblastom yani sinir hücresi tümörü. Ardıç kozalağı. Ekstrakt içerir. Nöroblastom dokunun altındaki sinir hücrelerinin uç kısmında meydana gelen sinir tümörüne nöroblastom denir. Nöroblastoma karşı etkili. Kim söylüyor diyeceksiniz. Efendim 1900, 2008 2012 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci merkezi sinir sistemi tümör vakaları üzerine araştırma yapılmış vesaire vesaire uzun bir hikaye. Google'da PubMed'de benim söylediklerimin hepsi yazıyor. Belge bilgi var. Belge bilgi olmadan konuşmak yok. Evet. Sadece ardıç tümöre karşı değil, aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili, dezenfekte edici, safra artırıcı, efendim, ödem atıcı, vücutta biriken ödem atıcı, su toplamasını önleyici vesaire vesaire birçok özelliği var. Klinik araştırmalarla belgelenmiştir bütün bunlar. Limonotu ekstraktı var. Ama süper kritikle üretilen yani herhangi bir limonotu ekstraktı değil. Süper kritik. 19 çeşit bitkinin süper kritiğini üretiyoruz ve hepsini buraya dolduruyoruz. 19 çeşit bitki. Hiçbir üretildiğinde damla dahi kullanamazsınız.